Tahrim suresi 8. ayeti kerimesinde Mevla ne buyurdu? Tevbeten nasuha, nasuh tövbesi yapın. Peki nasuh tövbesi nedir? Bunu beyan edelim. Nasuh Arapça bir kelimedir. Manası ihlas, samimiyet, iyi niyet anlamına geliyor kelime itibariyle. Peki İslam'da geçen tövbe-i nasuh veya nasuh tövbesi nedir? Kısaca bu şu demektir. Dilden kalbe inen tövbeye nasuh tövbesi denir. Bir tövbe var dilde, bir tövbe var kalpte. Hocam dille kalbin farkı var mı? Tabii var. Burası bir karış ama çok önemli. Bir adam Allah dese, la ilahe illallah dese ama yönelişi Allah olmasa, düşüncesi Allah olmasa, kendisini Allah'ın huzurundaymış gibi düşünmese, Allah derken, la ilahe illallah derken çarşı pazar geçse, bu adamın zikriyle papağanın zikri arasında bir fark yok. Şuursuz bir zikir bu. Ama bir adam hem Allah der, hem la ilahe illallah der, hem de zihniyle Allah'a odaklanmış ise bu gerçek zikirdir. Bu menfaat verir ona. Bir adam sabahtan akşama kadar yedim, 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 yedim dese, binlerce, yüz binlerce kez bunu dese, karnı doyar mı? Doymaz. Ne zaman yerse, o zaman arkadaşlar karnı doyar. Bak dil ayrı, icraat ayrı. Bir adam sabahtan akşama kadar şeker, şeker, şeker dese, ağzı tatlanır mı? Tatlanmaz. Bu sadece dille söylemedir bu. Ne zaman ağzına bir şeker atar, o zaman ağzı tatlanır. Tövbe, eğer dilden şu bir karış mesafe olan kalbe iniyorsa buna nasuh tövbesi. Kur'an-ı Kerim'deki Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesindeki tövbe cinsi işte budur. Eğer bir insan bir daha dönmemeye azmediyorsa bu nasuh tövbesidir. Eğer bu hatayı işlememeye niyet etmekle beraber o hataya götüren yolları tıkıyor, o hataya götüren yolları oralara sel çekiyor, o hataya götüren yolları hayatından çıkarıyorsa bu onun için bir nasuh tövbesidir. Bir insan yapılan tövbenin hemen akabinde ibadete yöneliyor, hemen yönelmem gerekiyor diyorsa bu bir nasuh tövbesidir. Yani İslam'ın gerçek manasındaki tövbesine nasuh tövbesi denir. Bazı tövbeler vardır sezonluk, bazı tövbeler vardır mevsimlik, bazı tövbeler vardır anlık, bazı tövbeler vardır konjonktürel. Sezonluk tövbe ediyor. Yazın ayrı, kışın ayrı. Mevsimlik tövbe ediyor. Yazın ayrı, kışın ayrı, baharda ayrı. Biga'da ayrı, Antalya'da plajda ayrı. Biga'da ayrı, Göcek'te otelde ayrı. Biga'da ayrı, falan yerde ayrı. Biga'da ayrı, Bursa'da ayrı. Toplum içerisinde ayrı, fırsat bulduğu zaman da ayrı. Mevsimsel tövbe. Konjonktür neyi gerekiyorsa, konjonktür eğer o gün biraz dağınık olmayı, gevşek olmayı, ibadetsiz görünmeyi gerektiriyorsa, o gün ibadetten bir eser yok. Konjonktür tersine çevrilip namazın, niyazın, ibadetin var ettiği zaman da oraya dönüyorsa bu mevsimlik tövbedir. İslam'da mevsimlik tövbe yok. Konjonktürel tövbe yok. Sezonluk tövbe yok. Anlık tövbe yok. Gerçek tövbe var. İşte bu gerçek tövbenin adı da Kur'an-ı Kerim'in Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimenin beyanı ile nasuh tövbesidir. Allah Celle Celaluhu bizden dil çabukluğuyla olan bir tövbe istemiyor. Bilakis kalbi tövbe istiyor ki en kıymetlisi budur. Ha, dil çabukluğuyla olan tövbeye de devam edelim mi? Devam edelim. Ama bilelim ki asıl sürecimiz bu değildir. Bu bir merhaledir. Belki bu senin için bir geçiştir, bir yoldur. Dilini de tövbeye alıştır ama şunu bil ki her zaman hedef asıl bu değildir. Bu belki bir başlangıçtır. Sen daha ileriye bunu götürmeye çalış. Eğer bir insan hem tövbeyi istiğfarı yapıyor, hem yönelişi yapıyor, hem de aynı hatayı yapmak noktasında kendini engelliyorsa, yapmamalıyım, bulunmamalıyım diyorsa işte bu bir nasuh tövbesidir.
Resul-i Ekrem Aleyhisselam bunu bize beyan ederken şöyle buyuruyor. Nasuh tövbesi şudur ki, sütün aynı geriye dönmemesi gibi kişinin de günaha dönmemesidir. Şimdi inekten sütü sağdınız, makineler güzel sağıyor. Şimdi bu sütü tekrardan geri iade etmek çok zor. Mümkün değil yani. Ancak farklı bir şırıngayla, mırıngayla aynı geldiği yerden bu sütü iade etmek mümkün değil. Akıl dışı değil. Bu adam öyle bir tövbe ediyor ki, öyle bir dönüş yapıyor ki, aynı bu şekilde sütün iade olmadığı gibi adamın da günaha iadesi mümkün değil. Nasuh tövbesi öyle bir tövbedir ki bakanlar ondan ibret alırlar. Nasuh tövbesi öyle bir tövbedir ki tövbe ettirir başkasını. Başkasını teşvik eder. Başkasını ibret olur. Başkası ondan özenir. Başkası onu konuşur. Ne güzel tövbe etti ya. Ne güzel dönüş yaptı ya. Tövbe adına ne fedakarlıklar yaptı ya. İnsanları karşısına almak, işini kaybetmek, dostlarını kaybetmek pahasına tövbe yaptı. Her bir şey elindeyken, yönetebilirken, rahatken, konforluyken dönüş yaptı. Birçok zevki ve keyfi meseleyi bıraktı. Tövbe dediğin böyle olabilir diye söylenen tövbenin adı kıymetli cemaat-i müslümin nasuh tövbesidir.